Günaydın herkese. Saat şu anda 9 ve benim doktor randevum var. Doktor randevusuna gideceğim. Arya'yı kitaya bıraktım ama sabah ağladı. Bugün Arya'nın doğum günü ve taç almıştım ona. Size dünkü vlogda göstermiştim. O tacı takmak istedi. Öğretmene izin vermedi çünkü onu takarsa diğer arkadaşları da isteyecek yani haklı olarak. Onun için böyle üzülü böyle yapa yapa gitti, ağladı. Ama akşam ona güzel bir sürpriz hazırlayacağım. Öyle ufak tefek şeyler. Şimdi doktor randevusuna geldim. Bugün detaylı ultrason var. Detaylı ultrasonda işte bakacaklar bebeğe. Normalde Almanya'da Ferhat kadın doktorlarına gelemez. Yasak. Halen korona yüzünden. Fakat detaylı ultrasona izin verdiler. Ve halen doktorlarda bizde FFP2 maskesi zorunluluğu var. Heyecanlı mısın? Evet. İlk defa göreceksin değil mi? Yok. Evet. İlk defa. İlk defa ultrasonda görecek. Normalde hep resimlerde gösteriyordum. Ay benim çantam da taşırmış ama yanlışlıkla bence unuttum vermeyi. Ver. ver taşırım o kadar değil. Şimdi doktordan çıktım. Çok şükür her şey yolundaydı. Bu detaylı ultrasonda her şeye baktılar. Fakat plazenta önde olduğu için çocuk kendisini çok göstermedi. Evet, çok şükür sağlıklı çıktı ama adam dedi. Bu da böyle ufak tefek birisi olacak. Genetik o ya çünkü ya anne karnında öyle ama sonra çocuk hali yaşlarına göre büyük ya. Aynen ilk zamanlar zayıf oluyor ondan sonra kilo alıyor. Arya'nın kilosu şu an yaşlarına göre iyi bence. Bir de dedi. Ha, midesine baktı. Yemek falan bayağı iyi, her şey yolunda dedi. Şu ana kadar ne yapıyorsan devam et dedi. Bir de dedi ki sen gittikten sonra dedi ki Kaiserschnitt yani sezaryen yap. Sezaryen yap dedi. Ben de dedim birinci de böyle oldu. Sezaryeni yap, boş ver dedi. Çünkü şu an zaten senin var. Kesilmiş bir yerim var. Normal doğumla yani, uğraşmıyor. Benim kemerim ötüyor. Aa benim kemer takmışım sana. Neyse şimdi saat 10:05 geçiyor. Ben işe geç kaldım. Beni işe yetiştir. Ben hamile olduğumu YouTube'da öyle video çekerek paylaşmadım. Bilmiyorum da ben öyle özel şeyleri paylaşmayı sevmiyorum aslında. Yani böyle hamileyim, hamilelik sürprizi şeklinde videoları fazla sevmiyorum. Bence o insana özel kalması lazım. Ama sizinle cinsiyetini paylaşacağım. Hazır mısınız? Cinsiyeti bir prenses daha geliyor. Evet, Arya'nın istediği oldu. Arya kız istiyordu zaten her zaman. Sen ne istiyordun? Kız mı? Benimki de kız meraklısı. Sürekli kız istiyor. Bu su ne zaman suyu? Dünkü mü? Artık sabahları ben sabahları Arya'yla her gün kavga ediyorum. Çünkü elbise giymek istemiyor. Yani kendisinin beğendiği şeyler de mevsime uygun şeyler değil. Onun için her gün kavga ediyoruz. Bugün de kavga ettik. Şimdi ikincisi de geliyor. İkincisi de kız. Onun için işimiz zor. Daha çok kavga edeceğiz. Aynen. Üçümüz kavga ederiz artık. Bakalım kimin dediği olacak? Benim mi onun mu? Oğlum bu kare kavga eder lan elbise yüzünden. Vay lo. Elbiseyi kavga eder. Ona bir şey alsan onu almazsan ortam da iyi kalır. Yani kız çocukların öyle bir sorunu var aynen. Ama bazıları da öyle değil. Bazıları da eşyalarını paylaşıyor. Böyle arkadaş gibi oluyor. Kanki oluyorlar. Anneyi babayı tanımıyorlar. Belki de öyle olurlar belli olmaz. 4 yaş. Aynen 4 yaş güzel bir yaş bence. Ya sağlıklı olsun da yeter bizim için bence. Yani bütün aileler için öyledir. Sağlıklı olsun. Önceden kız olduğu zaman aldırıyorlarmış biliyor musun? Tabii. Önceden kız olduğu zaman hemen aldırıyorlarmış. Eve geldim. Birazdan işe başlayacağım. Kendime şöyle şipşak kahvaltısı hazırladım. Hemen bunu yiyeceğim. Ondan sonra öğlen yemeği hazırlamam.
öğlen diyorum, akşam yemeği hazırlamam lazım. Akşama Arya'nın doğum gününü küçük bir şekilde kutlayacağız. İşim bitti, banyomu yaptım. Kendime geldim. şimdi böyle bir ufaktan hazırlanacağım. Yani hazırlanıyorum derken pijama partisi yapacağız evde zaten. Öyle büyük şeyler yapmayacağız. Onun için bu sıralar şu Bioderma'yı kullanıyorum. Bioderma'nın sorunlu ciltler için kremi. Ve gerçekten de iyi geliyor. Ev hali böyle olur. Şimdi yemek yapacaktım. Daha doğrusu çorba yaptım. Bakalım yanına da bir şeyler yapacağım. Ben evin içinde mutlaka böyle rahat şeyler giymem gerekiyor. Yoksa böyle duvarlar üstüme geliyor. Baygınlık geçiriyorum. Çorbamı yaptım. Çorbamı tabii ki de Thermomix'te yaptım. Thermomix'le birçok şey yapabiliyorum artık. Neredeyse her şeyi zaten Thermomix'le yapabiliyorsunuz. 12 tane robotun görevini görüyor. Yani her şey yapabiliyorsunuz. Hamur yoğuruyor, çiğ köfte yoğuruyor, çorba yapıyor, yemek yapıyor, makarna yapıyor, karnıyarık yapıyor, her şeyi yapıyor. Onun için çok severek kullanıyorum. Bununla ilgili detaylı video isterseniz yorumlara yazın. Ama bununla ilgili bir videoyu başka bir zaman çekeceğim. Türkiye'de çok fazla yaygın değil ama Almanya'da yaygın oldukça. Yani birçok kişide de var. Onun için yorumlara yazın. Eğer ilginizi çekiyorsa. Bu şekilde çorbayı yaptım. Biraz üstü kirlendi. Mercimek çorbası. Üstüne de tereyağlı biber kızartacağım. 25 dakikamı aldı toplamda. Benim kızım geldi. Merhaba. Hoş geldin. İki durdum Arya'ya. Bu pasta. Bu da yemek. Allah'ım neler getirmiş, Allah'ım bakın. Şimdi Ramazan ayında size göstermek istemiyorum ama sizin eşiniz de böyle mi kızlar? Bir lahmacun almaya gönderdim. Döner getirmiş böyle bunları ve bir sürü lahmacun. Neyse bugünlük böyle olsun. Çorba da yapmıştım ama çorba fazla gelecek. Çorba artık yarına kalsın bence. Çünkü diyetteyiz. Yani ben değilim ama eşim diyette. Benim kızım da geldi Kita'da. Sen neler yaptın Kita'da? O makas gerçek değil, korkmayın. Sen neler yaptın Kita'da? Ha? Anne ha? Neler yaptın sen? Happy Birthday yaptılar mı sana? Evet. Nasıl yaptılar, göster anneye. Hadi anneye göster. Yani kendi aramızda kutluyoruz. Kimse gelmeyecek, babamgil hariç. Yani babamgil gelecek. Bir pasta yaptırdık, böyle komşulara falan dağıtacağım. Bu sene bu şekilde geçecek çünkü yani depremden dolayı fazla şey yapmak istemiyorum aslında. Deprem oldu diye böyle fazla bir büyük bir kutlama yapmak istemiyorum ama kızımın gönlü olsun diye de pasta yaptırmak istedim. Normalde fotoğraflı yaptırmak istedim. Şu Fotovelt, Tortenwelt diye bir sayfa var oradan. Ama bu böyle aceleye geldi. Bu şekilde güzel gözüküyor. Bayağı da yüksek. Kim getirmiş bunları? Kelebekli bakayım. Kelebekli bunu da aç. Boya. Benim kalemlerim. Hmm. Hiçbir şey çekmedim. Onlar şeker.
balonlar. Balonlar. Tam istediğin. Harika. Harika mı? Duydun mu diyor harika. Burada? Açalım mı? Dedeye öpücük ver. Danke yap. Danke. Ama gidip öpmen lazım. Öpücük de ver. Öpücük vermen lazım dedeye. Şimdi en çekini aç. Tamam. Üstüne 4 tane de mum ekleyelim. Böyle bir şey de aldım da bunu takarsam çok fazla olacak ya. Bunu fazla yakıştıramadım bu pastaya. Dilek tut. Önce bir dilek tut. Dileğin hanım. Bir dilek tut. Tuttun mu? Evet. Tamam, şimdi çok hızlı bir şekilde öpüle. Ben bir sincapım oldu. Bir, iki, üç. Üfle kızım. Üfle. Hepsini yapsın. Kocaman. Söndür. Aferin. Sıcak sıcak anne. İyi düşünemedim. Tamam kız he. Kız meraklı. Kız heyecanlı. Tamam kızım tamam. 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 Bununla kesebilirsin. Bek bek bek. Bununla. Yo yo sen bunu bununla bir kere de değil bununla kes. Sadece bir kere. Aferin. Şimdi kendim.